Diyelim ki arkadaşlar, insanların televizyon seyretme alışkanlıklarını, özellikle de ülke genelindeki insanların ne kadar televizyon seyrettiklerini merak ediyorsunuz. Yani aslında bunun için çok fazla da bir şey yapmaya gerek yok. Ben size söyleyeyim arkadaşlar, 24 saatin 20'si televizyon seyrediyoruz herhalde. Uyurken bile televizyonu açık uyuyan insanlar var. Neyse, bunu geçelim, biz sorumuza dönelim. Çevrenizdeki insanların, arkadaşlarımızın günde kaç saat televizyon seyrettiklerini, hatta neleri izlediklerini bile zaten aslında siz biliyorsunuz. Ama biraz daha geniş düşünecek olursak tablo çok daha farklı olabilir, değil mi? Hangi ülkeyi ele aldığımızın da çok önemi yok. Yani mesela Türkiye'den bahsediyor olalım, kendi ülkemizden. Evet, hangi ülke olursa olsun bu büyük bir ana kütleden bahsettiğimiz anlamına gelir. Yani Türkiye denince 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 80 milyonluk bir ana kütle. Kısacası insanların ne kadar televizyon seyrettiklerini bulmak için bütün 80 milyona tek tek kaç saat televizyon seyrediyorsun arkadaş diye sorup bunun ortalamasını almamız gerekir. Eğer bunu yapabilirseniz ana kütle ortalamasını bulmuş olursunuz. Ama bunu yaparsanız helal olsun, alnınızdan öperim, bilmiyorum ömrünüz yeter mi? Başka videolarda bunun çok da pratik bir şey olmadığını belirtmiştik arkadaşlar. Şimdi böyle bir zamanımız olduğunu düşünsek bile araştırmamızı tamamladığımızda araştırma sırasında ölen ve yeniden doğanlar olacağı için aslında elinizdeki veri yine geçersiz olacaktır. Yani siz 80 milyonu bulup sorana kadar o 80 milyonun bir kısmı ölecek, bir kısmı yeniden doğacak. Yeni insanlar doğacak, yeniden insanlar doğmayacak da. Bir kısım insan vefat edecek, bir kısım yeni bebekler doğacak. Nüfus yine değişecek yani. Dolayısıyla her şeye rağmen bu cevabını bekleyen soruyu çözerken demek ki başka bir yol bulmamız gerektiğini anlamış oluyoruz. Buna teorik bir cevap vermek mümkün. Ama işin nasıl yapılacağını düşündüğümüzde bu soruyu tamı tamına cevaplamak, yani gerçek sonucu bulmak neredeyse imkansız. Peki bu durumda ne yapacağız? Tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Ve belki de 80 milyon kişinin hepsiyle konuşmamıza da gerek yok. Bunun yerine bir örneklem seçip bunu gözlemleyebiliriz. Mesela bu. Hesaplama kolay olsun diye bu örneklemin boyutunu 6 olarak seçelim. Daha sonra 6'nın gerektiği kadar büyük bir örneklem olup olmadığını, sağlıklı bir tahmin verip veremeyeceğini sizlerle konuşacağız. Ama şimdilik örneklem boyutunun 6 olduğunu kabul edelim. Şimdi bu 6 kişinin ne kadar televizyon seyrettiklerini kaydetmemiz gerekiyor. Birincisi 1,5 saat, bir başkası 2,5 saat, diğerleri de sırayla 4, 2, 1 ve 1'er saat televizyon seyrediyor olsunlar. Ana kütleden alınmış bu örneklem ortalaması nedir arkadaşlar? Üzerinde bir çizgi olan x ile gösterilen örneklem ortalaması, bunların toplamının örnekleme dahil olan toplam kişi sayısına bölünmesiyle bulunur. Yani 1,5 artı 2,5 artı 4 artı 2 artı 1 artı 1 bölü 6. Bu ne ediyor? Topluyoruz, topladık 12 eder, 6 bölü 6, 6'ya böldüğümüzde 2. Yani buradaki örneklem için ortalama 2 saatmiş. Bu aynı zamanda buradaki hakkında araştırma yapılması çok zor olan parametre için bir tahmin. Daha fazla kişiyi gözlemleseydik daha iyi bir tahmin yapabilirdik ama şu an elimizdeki en iyi tahmin bu. Şimdi bunu bulduktan sonra sadece ana kütle ortalamasını değil de başka bir parametre hakkında da tahmin yapmak istediğimizi düşünelim. Mesela ana kütle varyansı. Tekrar ediyorum, 80 milyonun hepsine tek tek günde kaç saat televizyon seyrettiklerini soramayacağımıza göre bu da hesaplanması son derece zor, hatta hemen hemen imkansız olan başka bir parametre. Ve bunun için yine aynı ortalamada olduğu gibi bir tahminde bulunmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi, ana kütle varyansını hesaplamak için yapacağımız işlemleri örneklem üzerinde yaparak biraz daha detay vereyim size. Ana kütle varyansı için ana kütledeki her elemanın ortalamaya olan uzaklıklarını bulup bu uzaklığın karesini alıp tüm uzaklık karelerini toplayıp toplam eleman sayısına böleriz. Öyle değil mi? O zaman aynı şeyi örneklem içinde yapabiliriz. Bunların hepsinin, başka bir renkle göstereyim, tek tek tüm bunların ortalamaya olan uzaklıklarını bulacağız. Dikkat edin, burada örneklem ortalamasından bahsediyorum. Ana kütle ortalaması değil, bu örneklemin ortalaması. Bu birinci veri, artı ikincisi, 4 eksi 2'nin karesi artı 1 eksi 2'nin karesi. Az önce söylediğim gibi ana kütle varyansı için de aynı şeyi yapardık. Eğer bu ana kütlemiz olsaydı tüm bunların ortalamaya olan uzaklıklarını bulup karelerini alıp karelerin toplamını toplam kişi sayısına bölerdik. O yüzden devam edelim. Artı
2,5 eksi 2'nin karesi 2 örneklem ortalaması oluyor burada. Artı 2 eksi 2'nin karesi ve artı 1 eksi 2'nin karesi bölü 6. Bakalım sonuç neymiş? 1,5 eksi 2 0,5 eder. Karesi de 0,25 olur. 4 eksi 2'nin 2 eder. 2'nin karesi 4. 1 eksi 2'nin karesi 1. 2,5 eksi 2'nin karesi bakalım. 0,5'in karesi 0,25. 2 eksi 2'nin karesi 0'dır ve son olarak 1 eksi 2'nin karesi de 1 eder. Şimdi toplayalım. Önce tam sayılar 4 artı 1, 5 artı 1, 6. Sonra 2 tane 0,25 var. Böylece toplam 6,5 eder arkadaşlar. Artı 1, 6,5. Bunu da 6'ya böleceğiz. Hesap makinesi çıkaralım. 6,5 bölü 6 yuvarlarsak 1,08 ediyor. Evet. Sonuç yaklaşık 1,08. Sonucu bulduk. Peki, bu elimizdeki veriyi düşündüğümüzde acaba ana kütle varyansı için elde edeceğimiz en iyi tahmin midir? Bunu düşünelim. Her zaman daha fazla veri olsaydı diyerek bir tartışma başlatabiliriz. Ama elimizdeki veriye bakarsak bu gerçekten de elde edebileceğimiz en iyi ana kütle varyansı tahmini midir arkadaşlar? Şimdi size düşünmeniz için biraz zaman veriyorum. Evet. Görünen o ki elimizdeki veriye göre yapabileceğimiz en iyi tahmin bu. Buna örneklem varyansı da denir. Elimizdeki elemanların toplam sayısına bölerek hesapladığımız bir varyansıdır. Onun için buraya N konur. Dediğim gibi ana kütle varyansını tahmin etmek için kullanılabilecek örneklem varyanslarından biri bu. Ama tabii ki her şeyin bir aması var. Bundan daha iyi bir tahmin verebilecek bir başka hesaplama daha var. Önümüzdeki videolarda size diğerlerinin neden daha iyi olduğunu açıklayıp bir bilgisayar simülasyonu da kullanarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaya çalışacağım. Evet, başka bir hesaplama yöntemi daha var arkadaşlar. Ana kütle varyansı için daha iyi bir tahmin elde etmek istiyorsak, bu toplamı elimizdeki toplam kişi sayısı yerine bunun bir eksiğine bölmeliyiz. Yani n yerine n eksi 1'e bölmeliyiz. Nasıl mı? Bunu da yani bu da bu elde ettiğimiz de aslında bir örneklem varyansıdır ama 6 yerine 5'e böleriz. Yani n eksi 1'e böleriz. Bunun için de buraya n eksi 1 yazılır. Peki 6 yerine 5'e bölersek sonuç ne oluyor? Pay aynı şekilde kalacak. 6,5'u n 6 ise n eksi 1 5'tir. 5'e böleceğiz ve sonuç 1,3 çıkacak. Örneklem varyansını bu şekilde hesapladığımızda arkadaşlar, bu arada bu daha sık kullanılan bir yöntemdir. Bunu da söyleyeyim. Sizce de biraz garip bir iş yapmış olmuyor muyuz? Ana kütle için n'ye bölerken örneklem için neden n eksi 1'e bölüyoruz ki? Değil mi? Unutmayın. Ana kütle varyansını tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve dediğim gibi bu daha iyi bir tahmin. Bu ana kütle varyansını olduğundan daha düşük olarak hesapladığı için bununla daha iyi bir tahmin elde ediyoruz. Ana kütle varyansının ne olduğunu bilmediğimizi de eklemek istiyorum. Mesela bunların ikisi de yanlış olabilir. Aldığımız örneklem şans eseri iyi ya da kötü bir sonuç verebilir. Ama örneklem sayısı arttığında bunun daha iyi bir hesaplama olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi de matematiksel gösterim kullanarak bunu nasıl yazabileceğimizi görelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplam alıyorduk. Bütün kişilerin ya da sayıların yani i 1'den başlayacak ve n'ye kadar devam edecek. Küçük n örneklemle büyük n de ana kütle ile çalıştığımızı bize gösterir. Burada örneklemle çalıştığımız için küçük n'yi kullanacağız. Tek tek bütün kişileri yani x, i'leri alacağız. Bundan örneklem ortalamasını çıkarıp farkın karesini alacağız. Kısacası uzaklıkların yani karesini, ortalamaya uzaklıkların karesini alıyoruz ve bunu toplam kişi sayısı yerine onun bir eksiğine böleceğiz. Yani n eksi 1'e bölüyoruz. 6'ya değil 5'e. Burada gördüğünüz örneklem varyansının standart tanımıdır. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki videoda n yerine n eksi 1'e bölmenin nedenini de inceleyeceğiz.